Akıllı Teknolojilere hoş geldiniz. Bu bölüm Google servislerinin bulunduğu Samsung, Xiaomi, Oppo veya OnePlus gibi tüm Android cihazlarda kullanabileceğiniz az bilinen 15 özelliği sizler için bir araya getirdim. Böylelikle kesinlikle daha rahat ve kullanışlı bir telefon deneyimi elde edebileceksiniz. Tekrar merhabalar, umarım keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Bölümün bütün ipuçlarını size Samsung Galaxy S10e üzerinden göstereceğim ama hepsi tüm Android telefonlar için aynı zamanda geçerlidir. Sadece konumları değişebilir, bu nedenle sizdeki yeri farklıysa ayarlar ekranından arama çubuğuna direkt bahsettiğim özelliğin adını yazarak da ulaşabilirsiniz. İlk ipucumuz benim de yeni öğrendiğim ve bugüne kadar nasıl olur da bilmediğime şaşırdığım bir özellik olan hesaplar arası hızlı geçiş. Play Store, Google Drive veya Gmail gibi çoklu hesap kullandığınız uygulamalarda sağ üstteki hesap logonuzu yukarı veya aşağı sürükleyerek hesaplarınız arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ben bu özelliği en çok Gmail'de kayıtlı olan e-posta hesaplarımda kullandığımı söyleyebilirim. Eğer sizler de bölüm içerisinde böyle bir özelliği nasıl bugüne kadar kaçırmışım dediğiniz bir madde varsa yorumlarda belirtin lütfen. İkinci sırada da Google Chrome'da açık sekmeler arasında geçişi kolaylaştıran bir başka benzer özellik var. Adres çubuğunu sağa veya sola sürükleyerek açık sekmeler arasında hızlıca gezebiliyorsunuz. Keşke aşağı veya yukarı sürükleyerek de hızlıca kapatabileceğimiz bir özelliği olsaydı çok iyi olurdu. Bu arada kanalda Android 12 arayüzünü şimdiden kullanabileceğiniz uygulama önerileri veya Android 12 güncellemesini alacak telefonların bilgisi gibi birçok farklı içerik bulunuyor. Hepsini sizler için açıklamalar bölümünde hem de gruplayarak ekledim. Benzer içerikleri kaçırmamak ve bana destek olmak için yapmanız gerekense sadece kanala abone olup videoyu beğenmek o kadar. TC kimlik numaranızı, mail adresinizi, telefon numaranızı veya adresinizi her seferinde uzun uzun yazmak zorunda değilsiniz. Her birine kısa yollar atayarak hızlı bir şekilde yazmak için ayarlar, genel yönetim, Samsung klavye, diğer yazma seçenekleri menüsünden metin kısa yolları sekmesine girerek sık kullandığınız bilgilerinizi ekleyebilirsiniz. Böylelikle herhangi bir formu doldururken artık uzun uzun uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Arkadaşlarınıza telefonunuzu verdiğinizde mesajlarınızı veya özel bilgilerinizi karıştırmasını istemiyorsanız önce ayarlar, biyometrik veriler ve güvenlik, diğer güvenlik ayarları menüsünden pencereleri sabitle özelliğini bir kere olmak üzere aktif hale getiriyorsunuz. Sonra da telefonunuzu verirken örnek olarak ekranda YouTube açıksa son kullanılan uygulamalar menüsünden YouTube logosuna bastıktan sonra bu uygulamayı sabitle sekmesine basıyorsunuz. Telefonu alan kişi ekrandan çıkarsa telefon otomatik olarak kilitlenecek ve tekrar açılmak için şifreyi soracak. Güvenlik demişken telefonunuzdaki uygulamaların hangi bilgilerinize erişebildiğini tek bir yerden görmek isterseniz ayarlardan gizlilik menüsüne girip arama, konum, kamera gibi izinleri kategorilere ayrılmış olarak bulabilirsiniz. Her birine girip izin verip reddettiğiniz uygulamaları görebilir, kısıtlamak istediklerinizi ise reddet sekmesinden engelleyebilirsiniz. Kısıtlama işlemini özellikle verilerimize en fazla göz diken sosyal medya uygulamalarına yapmanızı öneririm. Ayarlar, telefon hakkında ve yazılım bilgilerinde bulunan yapım numarası sekmesine 7 kere basıp telefon şifrenizle girdikten sonra donanım ve yazılımla alakalı ince ayarlar yapabileceğiniz geliştirici modunu aktif hale getirerek önceden bulunmayan ayarlar menüsünde görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu bölüm telefonunuzun ayarlarını bozabileceğinden birazdan bahsedeceğim sekmeler haricinde fazla kurcalamamanızı tavsiye ederim. Ana sayfada animasyon ölçeği ifadesi geçen 3 menüyü görünceye kadar aşağıya inin. Sonra her birinde 1 olan değeri 0.5 veya kapalı olacak şekilde değiştirin. Her iki seçenekte de uygulama pencerelerinin açılma, kapanma ve geçiş sürelerinin dolayısıyla telefonunuzun ciddi anlamda hızlandığını göreceksiniz. Hazır geliştirici modunu açmışken kontrol edebileceğiniz bir başka özellikse ekran tazeleme oranınız. Bazı takipçilerim özellikle oyun oynarken bu değeri nasıl öğrenebileceklerini sormuşlardı. Bunun için yine geliştirici moduna girerek yenileme hızını göster sekmesini açabilirsiniz. Böylelikle ekranın sol üst köşesinde ekranınızın desteklediği o anki değeri görebileceksiniz. Bu arada işiniz bitince geliştirici seçeneklerini ileride oluşabilecek olumsuzları önlemek için kapatmanızı tavsiye ederim.
Bölünmüş ekran özelliğini kullanırken normal şartlarda metin veya görselleri kopyalamak yerine sürükleyerek taşıma özelliği bulunmuyor. Ancak açık uygulamalardan biri Google Chrome'sa bu kısa yolu kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir web sayfasında yazılı bir metin seçiliyken WhatsApp gibi farklı uygulamaların içerisine kopyala ve yapıştır yapmaktansa sürükleyerek taşıyabiliyorsunuz. Ancak maalesef bu özelliği fotoğraflar için kullanamıyoruz. Google Chrome kullanırken herhangi bir web sayfasını PDF olarak kaydetmek için ücretli üçüncü parti yazılımlara ihtiyacınız yok. Bunun için kaydetmek istediğimiz web sayfası açıkken 3 noktadan önce paylaş, sonra da yazdır sekmesine girip yazıcı yerine PDF olarak kaydet sekmesini seçmeniz yeterli. Sırada telefonlarınızdaki uygulamaları arkadaşlarınız ile nasıl paylaşabileceğiniz var. Bunun için Play Store uygulamasına girip sağ üstteki hesap logonuza bastıktan sonra çıkan menüden önce uygulamaları ve cihazı yönetin sekmesine, sonra da aşağıdaki uygulamaları paylaşın sekmesinden göndere basıyorsunuz. Uygulamaları alacak kişi de bu arada tabii ki al düğmesine basarak bekleme moduna geçecek. Gönderici telefonundaki uygulamalardan istediklerini seçtikten sonra üstteki yolla tuşu ile gönderim işlemini başlatmış olacak. Alıcı da haliyle kabul ederek uygulamaların kendi cihazına yüklenmesini sağlayacak. Google'da arama yaparken giriş yapmak için klavye haricinde el yazınızı da kullanabilirsiniz. Bunun için Google arama sayfasındayken aşağıda bulunan ayarlar menüsünden önce arama ayarları, sonra da el yazısı sekmesini aktif hale getirebilirsiniz. Böylelikle artık klavye yerine ekranın herhangi bir yerinde el yazınızı kullanarak da giriş yapabileceksiniz. Google uygulamalarının bilinmeyen özellikleri bölümünde de bahsettiğim bir ipucu olarak adını merak ettiğiniz şarkılar için tek seçeneğimiz Shazam değil. Google Asistan'a da çalan şarkı nedir sesli komutunu sorarak sanatçı ve albüm adı, çıkış tarihi ve şarkı türü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Üstelik şarkıyı dinlemek için YouTube Müzik veya YouTube linklerinden birini bile kullanabilirsiniz. Bilgisayarınız üzerinden Google arama çubuğuna telefonumu bul yazarak konum, pil durumu, Wi-Fi ağı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Bunun için Chrome tarayıcınızdaki ve cep telefonunuzdaki Google hesabının aynı olması gerekiyor, o kadar. Sonuçlarda eğer kullanıyorsanız akıllı saatinizi bile görebiliyorsunuz. Umarım kullanmak zorunda kalmazsınız ama kaybettiğinizde uzaktan çaldırabilir, çalındığında ise cihazı kilitleyebilir veya tüm bilgilerinizi uzaktan silebilirsiniz. Arkadaşlarınız veya misafirlerinizle pratik bir şekilde Wi-Fi şifrenizi paylaşabilmek için Ayarlar, Bağlantılar, Wi-Fi menüsünden kendi ağınızın Ayarlar sekmesine bastıktan sonra sol alttaki QR koduna basarak çıkan görseli taramalarını sağlayabilirsiniz. Ya da direkt görseli galerinize kaydederek veya çıktısını alarak her seferinde bu işlemlerle uğraşmak zorunda da kalmazsınız. Evet, umarım bölümde bahsetmiş olduğum ipuçlarını beğenmiş ve günlük kullanımlarınızda da size faydalı olmuşlardır. Sizin ek olarak belirtmek istediğiniz farklı özellikler varsa da yorumlardan belirtebilirsiniz. Bir de videoyu sonuna kadar izleyen takipçilerim arasında hala abone olmayanlar varsa bana destek olmak için aşağıdaki abone ol düğmesine basabilirse çok sevinirim. Haftaya farklı bir bölümde veya teknoloji meraklarına yönelik birçok içerik bulabileceğiniz önceki videolarımda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu bölüm Google. Böylelikle daha rahat. Arkadaşlarınız ile nasıl paylaşabileceğinizi biliyor muydunuz?